Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tam 5 farklı kedili etkinlik yapıyoruz. Hemen ayrıntılarıyla göstermeye başlıyorum. İlk olarak gözleri oynayan kedi etkinliği yapıyoruz. Farklı renklerde karton, yapıştırıcı, makas, pompon ve şönil kullandım. İlk olarak büyükçe bir daire kestim. Bu daireden kedimin gözlerini açtım ufak yuvarlaklar çizerek. Şimdi kedimin kulaklarını yapıştırıyorum. Bıyıklarını yaparken ben şönil kullandım. Fakat elinizde yoksa iple de çok tatlı bıyıklar yapabilirsiniz. Burnuna da ufak bir pompon yapıştırıyorum. Şimdi kedimin gözlerini yapmaya geçiyorum. Dikdörtgen kestiğim beyaz kağıdıma kedimin gözlerini belli etmek için kalemle noktalar koyuyorum. Bu noktaların üzerine kedimin göz bebeklerini yapıştırıyorum. Şimdi elimle sabitleyerek tersini çeviriyorum ve bu beyaz dikdörtgenimi ufak köprücüklerle sabitliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken yer o köprülerin sadece uç kısımlarına yapıştırıcı sürmemiz gerekiyor. Orta kısımlarına yapıştırıcı sürersek gözlerimiz hareket etmez. Bu etkinlik başka renklerde de çok güzel oluyor ve çocukların gerçekten çok dikkatini çekiyor. Şimdi ise tam kış ayına uygun kazak giymiş bir kedi etkinliği yapıyoruz. Atık bir kartona kedi resmi çizerek kesip çıkardım. Şimdi elimde bulunan artık ipleri bu kartona sararak etkinliğimi tamamlıyorum. Bu etkinliği ufak yaş grubuyla yapacaksanız kedileri biraz daha küçük çizmenizi tavsiye ederim. Çünkü sararken biraz zorlanabilirler. Bu etkinliğimiz tam anlamıyla bir geri dönüşüm etkinliği. Yapması çok eğlenceli. Çocukların ellerini de kaslarını da çok güzel çalıştırıyor. Ayrıca o an elinizde bulunan boncuk, pompon, düğme, pullar ne varsa bu kediyi süslemede kullanabilirsiniz. Ben bu etkinliklerimi yaparken kullandığım bütün şablonları açıklamalar kısmına ekliyorum. Yine de aklınıza takılan veya ulaşamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında sizi bekliyor olacağım. Kazak giymiş kedimi tamamladım. Şimdi ise çocukların çok seveceği bir etkinlik yapıyoruz. Kedi maskesi yapıyoruz. Kalıp kullanarak bir kedi yüzü çizdim. Keçeden bu yüzümü kesip çıkardım. Ben dayanıklı olsun diye keçe tercih ettim ama Eva'dan hatta A4'ten bile çok tatlı maskeler yapabilirsiniz. Maskemizi kestikten sonra aslında sizin yaratıcılığınıza kalmış. Nasıl süslemek istiyorsanız elinizde hangi malzemeler varsa onunla maskemizi süslüyoruz. Bu maskeyi drama çalışmalarında da çok rahat kullanabilirsiniz. Bu etkinliğimin şablonu da açıklamalar kısmına ekliyorum. Şimdi ise yapımı çok kolay, duruşu ise çok güzel olan 3 boyutlu bir kedi etkinliği yapıyoruz. Ben size göstermek adına bunu kendim çizdim. Fakat açıklamalar kısmına mutlaka göz atın. Bunun da şablonunu oraya ekliyor olacağım. Eklediğim şablonu yazıcıdan çıkartarak büyük sınıflarda çok rahat kullanabilirsiniz. Kedimizi istediğimiz renklerde, istediğimiz desenlerde süslüyoruz ve kesip çıkarıyoruz.
Çıkan parçaları gösterdiğim şekilde katlıyorum, yapıştırıyorum ve 3 boyutlu kedi etkinliğimi hazırlamış oluyorum. Bu etkinliğimiz de inanılmaz kolay ve çok güzel. Kağıttan 3 boyutlu kedi yapıyoruz. Ben bunu yine kendim çizdim fakat açıklamalar kısmına şablonunu ekledim. Kedimizi istediğimiz renkle, istediğimiz şekilde boyuyoruz, kesip çıkarıyoruz. Kedimizin kafa kısmını ve gövde kısmını gösterdiğim şekilde katlayarak izler oluşturuyoruz. Şimdi yapıştırma kısmına başlıyorum. Etkinliklerimin hepsini ayrıntılarıyla açıklamaya ve hiç atlamadan göstermeye çalıştım. Soru, görüş, önerileriniz için yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Her hafta yeni etkinlik videoları atıyorum. Bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olup beni desteklemek için videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.